Hazreti Allah diyor ki وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Birbirlerine hakkı tavsiye edenler hüsranda değildir. Yani hakkı hatırlatanlar, kendi hakkını değil, kendi hakkını savunan avamdır. Avam hakkını savunur. Amil olan hakkı Rabbine bırakır. O biliyor der ya, kim haklı kim haksız. Hak yerini bulacaktır der. Ama burada hakkın tavsiyesi nedir? Bu ayeti kerime gereğince İsrail'in insanlık suçu, soykırım işlediğini anlatmak, insanları boykota teşvik etmek mecburiyettir. Ben boykot yapıyorum, başkasından bana ne diyemezsin. Eğer hüsranda olmak istemiyorsan. Ve imanın göstergesidir o. Hakkı tavsiye ediyor. Gel diyor, hakka gel. Cenab-ı Hakk'ın istediğini yap. Müslümanların burada bir hakkı var, onu savun. Birbirimizin hakkını savunmadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümet adaleti sağlayamayacak. Buna emin olabilirsiniz. İsterseniz bu anayasayı bir evliya Allah'a yazdırın. Asla ve katiyetle bu ülkede adalet olmayacak. Bunun için o kadar iddialıyım ki, çünkü elimde delilim var, Kur'an-ı Azimüşşan. Birbirinin hakkını savunmayan her toplumu Cenab-ı Hak adaletsizlikle törpülemeye devam eder. Bu millet bu adaletsizliği bu yüzden hak etmiş olur. Çünkü biz birbirimizin hakkını savunmuyoruz. Nasıl ya? Yani şurada şu gençlik merkezinde konser veriliyor ya, kızdığım gençler değildir. Gidemedim, anlatamadım. Başta biz. Anası babası ikna edememiş. İki, belki haberi yok. Üç, o konser salonunda şarkı söylemeye çıkan adam. O şarkıyı söyleme, bir yıl boyunca hiç şarkı söyleme, neyi kaybedeceksin? Aç kalmazsın ya. Şimdi aynı çocuk konser salonundan çıksa, evine doğru giderken başına bir iş gelse, polis yetişmese bağıracak. Ama sevgili genç kardeşim, isterse karakolun önünde olsun o olay, Allah korusun, polis istese de sana artık yetişemeyecek. Bundan emin olabilirsin. Kıymetli dostlar, ben size hikmet babında şunu söyleyeyim. Başımıza gelen iftiralar, hakkımızda oynanan oyunlar, alavere, dalavereler, suikastler, şunlar bunlar. Bunlar hariç. Bunlar düşmanların işi. Ama durup dururken düşmanlıktan değil, ondan değil, bunların hakkımız yenmişse dön ve bak, mutlak surette birinin zamanında hakkını savunmadığın içindir. Yani bizim şöyle bir meselemiz oldu ya, şahit yazdırma kendini, başın belaya girer. Bu zafiyeti imaniye ile oldu. Bir girer, iki girer. Yani bir taraftan hak uğrunda kendini yakanların türküsünü söyleyeceksin ama bir taraftan en küçük olayda kaçıvereceksin. En basit olayda önce kendini ortaya koyacaksın. Biz ne olacağız? Biz başkası için bir şey yapmadıkça biz bundan daha beter olacağız. Çünkü her şey vesilesiyle değil mi? Sen yağmur yağmadı diye buluta mı kızıyorsun, rüzgara mı kızıyorsun? Bak, bir tane yağmurun yağabilmesi için en az 40 tane vesile lazım. Toprağın sıcaklığı, rüzgar, bulut, güneşlenme süresi, o anda yeryüzü hareketi, günün saati, nemin oranı. Bütün bunlar hikaye değil mi aslında? Aslına bakarsan hepsi hikaye. İstiyorsa Cenab-ı Hak 40'ını birden tekmil bir araya bir anda bir getiriyor, yağıyor sana yağmur. Bir anda böyle ip gibi bir diziyor yan yana. Allah Allah diyorsun, şimdi yağmur yağacak saat değildi. Veya şu anda güneş açacak saat değildi ya. Çok yaşadık biz bunu. Hani kışın tam ortasında yağmur çiyen giderken Zat-ı Muhterem
havalar kötü, bir ısınsa da rahat etse millet deyip böyle bir güneşin açtığına çok şahit olmuş. Çölün ortasında yağmura da şahit olmuş. 2 yıl yağmur düşmemiş çöl toprağına, şakır şakır yağmur indiğine de şahit olmuş. Neden biliyor musun? İşte o zatları olmak isteyen, gönlü öyle olmak isteyen insanın gelmediği hal bu. İmanı zayıf, salih amel az, başkasının hakkını zerre kadar savunmaz. Önce ben. E baba, bütün kitab-ı kerim nefse emmarenle mücadele üzerine. Yani o kadar enteresan ki, zamanın birinde çocuktum, kapıyı çaldım. Kim o diye, o zamanlar moda şey yok, camdan bakıyorlardı. Kim o dediler, ben dedim. Sen git dediler. Ben, sen. O günden beri ben diyemiyorum. Ya bu millet o kadar inceydi ki bu hususta. Nasıl olur da ben dersin ya, bu kelime senin ağzından nasıl çıkar? Şimdi bak, her taraf ben, benlik, ben, benim hakkım yok mu? Ya önce başkasının hakkı var.